Sağlık Olsun programından bu hafta herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün konuşacağımız isim Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş dönem başkanlarındanım, onu ifade edeyim. Bugün yerel yönetimler ve sağlık başlığını konuşacağız. Yaklaşık bir yıl önce 6 Şubat 2023 depremleriyle görmüş olduğumuz bir dizi gerçek ve önümüzde yaklaşan yerel seçimler dururken bu başlığı konuşmayı bugün uygun bulduk. Siz de zaman ayırdınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Şöyle sağlığın belirleyici pek çok faktörü var ve bunların büyük bir kısmını sağlayıcısının yerel yönetimler olduğunu biliyoruz. Çünkü yaşadığımız çevre ve sosyal koşullar sağlıklı olma halini, o iyi olma halini sağlayan unsurlar. İlk olarak şöyle başlayabiliriz. Yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluğu ne? Öncelikle ben şunu ifade edeyim. Yerel yönetimlerin tüm politikalarından bağımsız değil aslında sağlık alanındaki politikaları. Yani bizim beklentimiz toplumcu bir belediyecilik, yerel yönetim anlayışının olması. Ancak toplumcu bir belediyecilik, halkçı bir belediyecilik anlayışının olduğu koşullarda yerel yönetimlerin sağlık alanındaki faaliyetleri bir anlam kazanabilir. Toplumcu belediyecilik nedir dersek, en kısa ve en öz olarak kaynakların toplum için kullanıldığı ve toplumun karar alma ve yönetme süreçlerine katıldığı yerel yönetimler olarak ifade edebiliriz. Buradan yola çıkarsak sağlık alanında da aynı iddiada olunması gerekiyor. Yani sağlık alanının yönetilmesinde, ihtiyaçların belirlenmesinde toplumun katılımına, toplumun örgütlü kesimlerinin katılımına, örgütlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olmasına gereksinim var. Eğer bunu sağlayamazsak, bu koşulları sağlayan yerel yönetimlerde iktidarlar oluşmazsa ne yazık ki bugün hem pandemi sürecinde gördüğümüz hem depremlerde gördüğümüz sıkıntıları, zafiyetleri, toplumun büyük bir bunalıma girme halini ve kayıplarını engellememiz mümkün değildir. Hani şimdi eğer bana sorarsanız en öncelikli konu nedir bu yerel yönetimler sürecinde? Öncelikle depremden bağımsız olarak, felaketlerden bağımsız olarak su meselesinin birinci plana alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir yerel yönetim toplumcu, halkçı ve halka dayalı bir yerel yönetim anlayışı sunacağını iddia ediyorsa öncelikle su politikasını net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Nedir bu? Bizim açımızdan temiz su kaynaklarının öncelikli olarak özel şirketlere, büyük sermaye gruplarına teslimi değil, tam tersine kamu adına belediyelerin bunu topluma sunması gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de çeşmeden su içilir bir belediyecilik anlayışının yerleşmesi gerekiyor. Bence bugün bütün belediyelerden toplumun temel olarak, birinci olarak talep etmesi gereken şey temiz su istiyorum, çeşmeden su içmek istiyorum ve ücretsiz su içmek istiyorum olmalı. Birinci önceliği ben bu seçimlerde böyle ifade etmek istiyorum. Suyla başlattınız, çok haklısınız. Pek çok kriter var yerel yönetimlerin üstüne vazife olan. İşte hava kirliliğinin önlenmesi, çevre sağlığının önlenmesi. Tabii depreme de getirebiliriz cümleyi. Çünkü şöyle 11 ile etkileyen ama işte tabii ki tüm Türkiye'yi etkileyen büyük bir afetten çıktık. Ama tek bir ilde dahi sürecin sağlıklı işlemediğini gördük yerel yönetimlere vazife olan görevlerin. Çünkü sıklıkla hekimler, Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, sağlık örgütleri, su sanitasyonunun sağlanması, çöplerin toplanması ve benzeri açıklamaları günlerce yaptılar ve hatta haftalarca bu taleplerin talep gündemdeydi ve bunun hızlıca giderilmediği bir süreci arkamızda bıraktık ve yaklaşan bir yerel yönetim seçimleri süreci var ve kentlerde tabii sempozyumlar düzenleniyor. Nasıl bir yerel yönetim istendiğine dair açıklamalar var. Bugün mesela Türk Tabipleri Birliği'nin Hatay'a ilişkin bir açıklaması oldu. DSÖ tarafından belirlenen ölçüm değerinin 4 katının tespit edildiği, 4 katı üstünde bir hava kirliliğinin tespit edildiği bir Hatay'dan bahsettiler. Siz de Türk Tabipleri ile birlikte o heyetin içerisinde deprem bölgesini gördünüz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ve geride işte depremle kıyasladığınızda nasıl eksiklikler barındırıyor? Sonuçta başka şehirlerde yaşıyoruz belki. Eskişehir'desiniz, Ankara'dayım. İşte deprem bölgesine gittiniz ama çok benzer ve çok aynı sorunların kentlerde sürdüğünü görüyoruz. İşte beklenen depremler var belki bir tarafıyla. İşte İstanbul depremine hazırlık söylüyoruz ama öte taraftan kentlerin de kendilerine ait küçük, büyük, irili ufaklı problemleri var. İşte ne bileyim kentleşme gibi, kentlerin yeniden dönüştürülmesi gibi benzer sorunları yaşıyoruz. Deprem bölgesinden alarak yaşadığımız kentlerdeki sorunlara dair belki neler söylemek istersiniz? Son olarak da nasıl bir yerel yönetim deyip sorup belki bitirebiliriz. Ben depremin 3. gününde de bölgedeydim. Kahramanmaraş'ta devlet hastanesinde çalıştım ve Kahramanmaraş'ı gözleme şansım da oldu. Şu anda neredeyse başlangıçtaki sorunlar belki de daha da katlanarak devam ediyor. Bir ilerlemeden söz etmek pek mümkün değil. Sadece enkazlar kaldırılmış ve molozlar kaldırılmış ama onlar da çok rastgele bir şekilde şehrin çeperine yayılmış. Yeni bir kirlilik alanı oluşturulmuş ve halkın neredeyse nefes alma olanağı elinden alınmış durumda. Çok korkuyoruz. Önümüzdeki süreçte, dönemde akciğer hastalıklarının, kronik akciğer hastalıklarının toplumda çok geniş bir şekilde yer tutması ve bu hastalıkların oluşması mümkün. Yani bunu sadece asbestle örneğin ifade ediliyor ama sadece asbestle değil. Toz bulutları Adıyaman'ın, Hatay'ın üzerinde dolanıyorlar. Aynı şekilde Antep'in ilçelerine gittik. İhsaniye'ye, Nurdağ'ına, Maraş'ta Pazarcık, yani buralarda da böyle. Genel tablo böyle. Aslında belediyeler burada tabii bu süreçlerde çok pasif kaldılar. Zaten hani belediyelerin büyük bir çoğunluğu AKP tarafından yönetiliyordu ama diğer belediyelerde açıkçası işte ana muhalefet partisinin yönetiminde olan belediyelerinin de aktif bir tutum içerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. Aktif tutum ne demek? Bu süreçlerde alternatifler üretmek demek. Toplumun taleplerini karşılamak demek. En azından toplumun talepleri için çaba göstermek demek. Yani bunların görüldüğünü düşünmüyor. Bu çerçevede bir politika yürütülmüyor ne yazık ki yerel yönetimler tarafından. Bugün önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir depremlerde. Aslında hava kirliliğiyle mücadele normal koşullarda da yerel yönetimlerin önemli sorumluluk alanlarından birisidir. Bugün sadece kriz dönemlerinde değil dediğim gibi bugün büyük şehirlere bakın ki doğalgaz biliyorsunuz artık bütün illerde kasabalar, köyler haricinde doğalgazla ısınıyor toplum. Bu evet kirlilik oranını belli oranda düşürmüştür ama sanayinin yoğun olduğu şehirlerde Bursa, Kocaeli havzası, İstanbul, Eskişehir, birçok yeri sayabiliriz. Buralarda önemli hava kirlilikleri vardır. Ama ne yazık ki yerel yönetimler sermayenin politikalarına karşı durmamak adına onların taleplerini karşılamak adına genel olarak bu tabloyu görmezden gelmektedirler. Neye ihtiyacımız var? Yani aslında sorunları gördüğümüz zaman nasıl bir yerel yönetime ihtiyaç duyduğumuzu da görüyoruz. Çok açık. Halkın sorunlarını çözecek politikalara ihtiyaç var. Halk her şeyi göremeyebilir. Bursa'da, Kocaeli'de hava kirliliğini, partikül oranını normal insanlar bilemeyebilirler. Bu çok doğal bir şeydir ama belediyelerin, örgütlü kesimlerin bunu bilmeme hakları yoktur. Ve doğal olarak bunu görmezden gelemezler. Bunu görmezden gelmek demek toplumun sağlığını hiçe saymak demektir. Hava kirliliği tabii ki sadece bunlarla ilişkili değil. Örneğin yerel yönetimlerin yetkisinde olan bir ulaşım meselesi var. Ulaşım da örneğin hava kirliliğinin önemli araçlarından biri. Eğer havayı temiz tutan, temiz kaynaklar, yani araçlar, ulaşım açısından söylüyorum, kullanma olanağımız varsa, belediyeler bu alanda planlamalar yapıyorlarsa, araçların trafiğe girmesini azaltacak önlemler alıyorlarsa, yani buna ihtiyaç duyulmuyorsa artık toplum tarafından, daha doğrusu önemli olan budur. İhtiyaç duyulmamasıdır. Toplu taşım olanaklarının, temiz toplu taşım olanaklarının geliştirilmesi halinde toplumun çok büyük bir kısmı özel araçlara zaten ihtiyaç duymayacaktır. Hele hele akaryakıtın bu kadar pahalı olduğu bir ortamda. O yüzden ulaşım seçeneklerini seçerken de belediyelerin toplumun nefes alma hakkını, temiz bir ortamda yaşama hakkını düşünerek politikalarını uygulamaları gerekiyor. Yani görüyoruz ki aslında toplumcu belediyecilik olarak ifade ettiğimiz, yani toplumun çıkarını düşünen politikalar olursa aslında nereden bakarsak bakalım toplumun sağlığını aslında olumlu müdahalelerde bulunuyor demektir. Peki son olarak yaklaşan bir yerel seçimler var. Yurttaşlar oy verecekler. Adaylar açıklanıyor. Kimi yerde adaylar açıklanmıyor. Süreç devam ediyor zaten. Neler söylemek istersiniz? Son birkaç cümlenizi de alıp kapatmış olalım o zaman. Yani yerel seçim sürecinin ne yazık ki halkımızın sorunlarını çözme yönünde ilerlediğini söylemek mümkün değil. Çok sıradan, toplumun ihtiyaçlarını görmeyen, daha çok sataşmalara ve doğal olarak yanıt vermelere dayanan, polemiklere dayanan bir süreçten geçiyoruz. Kişiler üzerinden bir yerel seçim süreci yaşanıyor ne yazık ki. Kimse deprem bölgesini konuşmuyor. Halbuki şöyle bir olanağımız vardı. Ben madem öyle bitirmeye çalışayım. Bizim yeni bir yaşama ihtiyacımız var. Yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Deprem felaketti gerçekten. Çok büyük bir felaketti. Ama en azından 11 ili etkiledi ama 4 ili çok fazlasıyla etkiledi. 4-5 ili çok fazlasıyla etkiledi. Nasıl yeni bir dünya kurabiliriz ve yerel yönetimler bunun neresinde olmalıydı sorusu aslında çok önemli soru. Yani bu mülkiyet ilişkileri, bu ev sahibi, kiracı ilişkileri bize görüldüğü gibi kara bir tablo sunuyor. Yeni bir dünya kurabilir miydik? Örneğin şimdi kimi belediye başkan adaylarını görüyoruz, sosyal meskenlerden söz ediyor ama başka bir şeye ihtiyacımız vardı. Yani artık buralarda mülkiyet ilişkilerini tekrar gözden geçirebilir miyiz? Sosyal belediyecilik, evet buna katılıyorum ama mülkiyetin kamuda olduğu artık toplumun, özellikle dar gelirli grupların, işçilerin, emekçilerin, bu düzen için söylüyorum, yoksullarının ücretsiz olarak nüfuslarına göre yaşayacakları yerleri planlamak aslında çok kolaydı ve çok kolay hala. Ve şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Toplumun ihtiyaçlarını gözeten politikalar her zaman en az ekonomik kaynakla da yapılır. Yani müsrife yol açmayan harcamalarla bu politikaları yerleştirmemiz mümkün. Ne yazık ki toplumun sağlık hakkını, yaşam hakkını, iyi bir binada oturma hakkını, çocukların temiz bir alanda büyüme hakkını düşünen bir yerel seçim sürecini yaşamıyoruz. Umarım böyle bir yerel seçim son yerel seçim olur. Halkın çıkarını düşünen, halkın gerçek partileri, örgütleri, kurumları, ki buna meslek örgütlerini de aslında seçiyorum. Onların da çok örneğin başarılı bir yerel seçim süreci geçirdiğini söyleyemeyiz. Sınavı ne yazık ki hep birlikte çok başarılı veremiyoruz diyerek bitireyim. Peki, çok teşekkürler değerli izleyenler. Bu hafta yerel yönetimler ve sağlık başlığını Eskişehir-Bilecik Tabip Odası eski başkanlarından Dr. Bülent Nazım Yılmaz'la konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.